Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere yine bir eğer if uygulaması ya da diğer bir deyişle koşullu yapılan işlemler, yapılan değerlendirmeler, bir durum başarılı başarısız gibi onların onlarca yaptığımız bu uygulamalardan yine bir tane daha yapmak istiyorum. Şöyle düşünebilirsiniz, burada sadeleşmiş hali var. Buradaki primlere göre ve 100 bin lirayı aşıp aşmamasına göre başarılı başarısız ve verilen prim oranını da burada görüyorsunuz. Yine geliyorum if'i eğer yazmak için. Son kullanılanlar da varsa buradan, yoksa tümünden eğer if'i baş harflerini tıklayarak tuşlayarak buluyorum. Buna bakacağım. Büyüktür burası mı? Tabi onun kilitli olması gerekir. Çünkü B4 aşağı doğru inecek. Hep G2'ye bakacak. E2 ise burası çarpı büyükse 2 oranında bir şey. Yine kilitli. Değilse arkadaşlar çarpı 1 oranında bir yüzde. Primleri hesapladık. Şöyle kontrol edecek olursak %1, %2'yi gördük. Şimdi yanına da başarılı başarısız diyelim durumu. Aynı mantık. İsterseniz kopyalayalım, değiştirelim. O kadar da şey yapmayalım. Uyanıklık. Son kullanılanlara recently used İngilizcesi if biliyorsunuz. Yine buraya baktık. Büyüktür burası mı dedik. Kilitli. Eğer öyleyse başarılıyı ver. Kilitli F4 tuşuna basıyorum. Değilse başarısızı ver. Yine hangi oranı getirdiğini isteyebilirler. Burada %1 mi %2. Yine aynı şey geçerli. Kilitli. Bu oranın kendisi değilse kilitli, bu oranın kendisi. Tabi bunu böyle göstermek lazım. Bir de bunları birleştirerek göstermek isteyebilecekler. Başarılı ampersan bir boşluk belki, bitire belki bu dediğinizde bakın bir sürprizle karşılaşacaksınız. Ampersan bu. O 2'yi öyle göstermeyecek. Excel 0,2. Evet. Bunu %2 olarak göstermek istiyor isek eğer, burada metne çevir, İngilizcesi text olan fonksiyonuna ihtiyacımız var. Metne çevir, onu çevir. Ne olarak çevir? Yüzde olarak çevir. %1, %2 sanıyorum. Şu yeterli bize. Görelim. Evet. Başarılı olanlar yeşil olsun. Başarısız olanlar şey olsun gibi bir şey olabilir. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yine bir eğer kullanımı, if kullanımı, ama burada hani ne yapılabilir? Başka daha güzellikler katmak, daha farklı bilgiler üretmek anlamında, biçimlemek anlamında bir çalışma. Görmüş olduğunuz gibi aslında buydu. Burada bir prim hesapladık. 1 ve 2 farklı oran olabilir. İç içe if yazılabilirdi. Durumu verdik. Mesaj olarak arkadaşlar, ondan sonra yine durumunu ve oranını burada vermiş olduk gördüğünüz gibi. Bunların her biri işte Excel kullanımıyla yapabileceğimiz arkadaşlar farklı uygulamalar. Evet, bir diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.